Taş sakinlerinden Remzi Gören. Emekliyim. Et ve Balık Kurumu'ndan 73 yaşındayım. 15 Temmuz gecesi Adıyaman ilinden geldim. Eve girdim, abdest aldım, namaz kıldım, televizyonu açtım. Televizyonu açtığımda televizyonda kız askeri derbe yapılmış, askeriye el almış diyeyim, şeyini duyduğum an telefon geldi aşağıdan. Benim yeğenim buradan telefon etti ki amca şey var, emniyetin önünde toplanmışız, gel. Hemen bayrağı elime aldım, aşağı indim geldim. Geldim ki burada ana baba günü, tanklar geliyor. Ve o zaman Sağlık İl Müdürlüğü binası var. O binanın önüne karşıdan tank geliyordu. Hiç tereddüt etmeden o gece böyle bir Allah vergisiydi, neydi? Yani biz kendimizde değildik. Ben hiç tereddüt etmeden kendimi tankın altına attım. Tankın altına attım ve tank durdu. Ve arkadaşlardan tankın altından beni çekmiş çıkartmışlar. Ve o gece Allah o günü bir daha bizlere yaşatmasın. Tamam mı? O gün bambaşka bir günüydü. O gün insanlardaki ruh, insanlardaki beden kendilerinin değildi. Yani Allah onlara bir himmet, bir rahmet vermişti ki buraya hücum etmiştiler. Ve burada o gün işte sabaha kadar biz burada gerekeni yaptık. Yolları kestik. Tankların girmesini engelledik. Bütün yani Kars halkıyla beraber Allah hepsinden razı olsun. Hepsi elinden geldiği kadar sizle beraber burada görev yaptınız, şey yaptınız. Ve o gün onlara fırsat vermedik ve o fırsatı onlardan aldık ve devletimize, milletimize, bayrağımıza sahip çıktık. Abi şeker kullanın. Kullanmak isteyen varsa var. Al abi. Şeker var mı? Evet, bir tane müdürüm şöyle. Sen daha alayım. Mehmet Bey, bir kutu çek alalım mı? Şey, arkamdaki çeki versene mi? Çay benim 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 mi? Çay teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Merhaba, katıl ol. Geç mi? Gel Mehmet, buyurun. Şu kutuyu alalım abi. Çek. Şu kutuyu da alalım abi. Açabilir miyim? Kek yok abla, bir dakika. Kek geliyor lan. Tamam, kek geliyor. Meyve suyu vereyim mi? Tamam, afiyet olsun. Eren, çay mı alacaksın? Çek var mı? Yoruldum.
Bir saniye hacı. Buradan bir sandalye bulalım ya. Değil mi? Yaptığımız içinde gittiğimiz her yer var. Üstü kapı görüyor ve üstünde tutuyoruz. Adım Nisa Çebi. Devletimiz hain bir saldırıya uğradı. Rabbim tekrarını yaşatmasın. Tüm gazilerimize şifalar diliyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi bir daha böyle bir hain saldırıyla sınamasın. Tabii burada halka hizmet etmek bizim boynumuzun borcu diye düşünüyorum. Gönüllü olarak görev yapıyoruz burada. Halkımı, vatanımı, milletimi çok seviyorum. Rabbim daim etsin. Ülkemizi ebediyen varlığını devam ettirsin. Daha önce eşi benzeri olmayan bir darbe yaşadık. Bugüne özgü. Yani bu kardeşi kardeşe kırdırdılar. İşte bu yapılmayacak bir şey. Yani burası bizim ülkemiz. Bura bizim toprağımız. Yani düşman burada Kürt, Laz, Terekeme hiçbir ırkı ayırmadan saldırırsa hepimize saldırır. Bu vatan bizim. Öncelikle sahip çıkmasını öğrenelim. Tek dileğim altında yaşadığımız bayrağın ne demek olduğunu bilelim. Bu bayrak bizim. Sahip çıkalım, sahip çıkmasını öğrenelim. İsmim Büşra. Türk Kızılayı Hilali'nin altında bulunmaktan ben ve ekip arkadaşlarım olarak gurur duymaktayız. İsmim Nazlıcan, Genç Kızılay gönüllüsüyüm. Kurban Bayramınız hilal olsun. Ben Kars Kızılay Şube Başkan Yardımcısı Suat Günerli. 15 Temmuz için tekrardan Kızılay olarak buradayız. Halkımıza şu anda hizmet etmekteyiz. Kızılay olarak 15 Temmuz'da yerimizi aldık. İkramlarda bulunmaya da devam edeceğiz inşallah. İstiklal ve istikbal yoluna canlarını feda ederek bu toprakları bizlere yurt yapan tüm şehitlerimizi ve edebiyete intikal eden tüm gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnet duygularımla anıyorum. Topraklardaki bin yıllık varlığımıza karşı girişilen o kanlı darbe teşebbüsünde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet adamlarımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hamdolsun ki Yüce Allah'ın inayeti, Cumhurbaşkanımızın dirayeti, aziz milletimizin kendi iradesi ve demokrasiye sahip çıkan asil duruşu, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ve hükümetimizin demokrasiye sahip çıkmadaki tereddütsüz kararlılığı sayesinde darbe girişimi aynı gece püskürtülmüş uçuyla, cesaretiyle bayrağına, ezanına, milli idaresine duyduğu düşkü 15 Temmuz gecesi milletimiz vatanına kastedildiğinde neler yapabileceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Aziz milletimizin cansiperane gayretleri, şehit ve gazi olan vatan evladı 29 tank, onlarca zırhlı araç ve ağır silahlarla yapılan saldırıya canları pahasına karşı koymuş, göğsünü siper ederek bu ihanet şebekesine dur demiş. Şükranlarını sunuyor. Önünüzde saygı ve minnetle eğiliyorum.